Şimdi açık rıza nedir? Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza diyor buna kanunumuz. Ama her bir unsuru, burada görüldüğü üzere üç unsur var. Belirli bir konuya ilişkin olma, bilgilendirmeye dayanma ve özgür iradeyle verilmiş olma. Her bir unsur kendi içinde apayrı derinlikleri olan bir unsur. Tanım çok basit gibi duruyor ama kısaca ben her bir unsura tek tek müsaadenizle değinmek istiyorum. Şimdi, açık rızanın önemi şurada ortaya çıkıyor. Açık rıza alan veri sorumlusu bu açık rızayla ne yapacağına, aldığı veriyle ne yapacağına karar vermiş oluyor. Onun için açık rıza yol gösterici oluyor. İlgili kişi tarafından, verisi işlenen ilgili kişi bakımından açık rızanın önemi, ben hangi verilerimin işleneceğine, nasıl işleneceğine, nerelere aktarılacağına, ne kadar saklanacağına karar vererek, bu konuda bilgi sahibi olarak verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum diyecek ve onun da içi rahat etmiş olacak. Bu bakımdan açık rıza her iki taraf için de aslında yol gösterici bir unsur. Belirli bir konuya ilişkin olmalı açık rıza. Açık rıza beyanının kapsamı genel nitelikte olmamalı, belirli bir duruma özgülenmiş olmalıdır. Belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki açık rızaları biz geçerli kabul etmiyoruz ve bunu battaniye rıza olarak kabul ediyoruz. Örneğin tüm verilerimin işlenmesine kabul ediyorum. İşte sunduğum bütün verilerimin her türlü amaçla işlenmesine rıza gösteriyorum gibi ifadeler battaniye rıza kapsamında görülüyor ve geçerli bir açık rıza sağlamıyor maalesef. Bilgilendirmeye dayanma, açık rızanın ikinci unsuru. Açık rıza bir irade beyanı söylediğimiz gibi ve bu nedenle kişinin iradesini yansıtmalı, özgür iradeyle yansıtılmalı ve kişi rızasını neye gösterdiğini bilmeli, bunun farkında olmalı. Bu yüzden yeterli ve gerekli şekilde kişinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Sadece konu üzerinde değil, kişi açık rızasının sonuçları üzerinde de tam olarak bilgilendirilmeli. Şimdi burada kişi diyorum sürekli ama bu kişi kavramı benim sunumum içerisinde çocuk. Konu çocuk olduğunda çocuğun bilgilendirilmesi bakımından bazı tereddütler ortaya çıkmakta. Bu noktada veri sorumlusunun çocuğun algı düzeyine uygun şekilde bu bilgiyi sağlaması, gerekirse karikatürlerle, resimlerle, görsellerle, video anlatımlarıyla bu bilgilendirmeyi desteklemesi çok çok önemli. Eğer çocuğun algı düzeyi veya ayırt etme gücü bunu anlamaya uygun değilse, tabii ki burada veri sorumlusunun çocuğun yaşını doğrulayacak, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığını doğrulayacak mekanizmaları kurması ve sağlaması da çok önemli. Bu kez bilgilendirmenin çocuğun yasal temsilcisine, anne babasına veya vesayet altındaysa vasisine uygun kanallarla yapılması gerekiyor. Yani her zaman çocukların verilerinin işlenmesinde bilgilendirme illaki çocuğa yönelik olacak diyemiyoruz. Eğer rıza veya onay çocuğun yasal temsilcisinden alınacaksa, hem çocuğun burada uygun şekilde bilgilendirilmesi hem de veli ya da vasinin uygun şekilde bilgilendirilmesi gerekecek. Şimdi burada bilgilendirilmenin mutlaka verinin işlenmesinden önce yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu bizim tebliğimizde de yer alıyor. Bununla ilgili bir ahim kararı söz konusuydu. Bir hastanede daha yeni doğmuş bir günlük bir bebeğin fotoğrafları çekiliyor küvezde olduğu sırada. Yani steril bir ortamda sadece hastane yetkililerin, doktorların ve hemşirelerin girebildiği bir ortamda. Daha sonra işte bunu muhtemelen hastane, ki çoğu hastane yapıyor, ben de karşılaştım bu durumla. İşte bugün hastanemizde X bebek doğdu, Y bebek doğdu diye reklamlar yapıyorlar. Bebeklerin fotoğraflarını paylaşıyorlar. Fotoğraflar paylaşılacağı sırada anneden babadan rıza almak istiyor hastane. Diyor ki işte biz sizin çocuğunuzun fotoğraflarını çektik, paylaşabilir miyiz? İşte burada şu konu çok önemli. Ahim'de de zaten tartışılan konu bu. Rıza'nın fotoğrafın ilk çekildiği andan önce alınması gerekiyordu. Siz fotoğrafı çektiniz ki bildiğiniz üzere kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı özel hayatın gizliliğinden doğan bir hak. Dolayısıyla
AİHİ burada 8. madde kapsamında konuyu değerlendiriyor. Bu çocuğun da özel hayatı söz konusu ve ailesi tarafından tabii ki o yaş itibariyle gözetiliyor. Fotoğrafların hiç çekilmemesi, belki de hiç sizin elinizde bulunmaması arzusu da söz konusu olabilir. Dolayısıyla en başta veri işlenmeden önce bu rıza temini yöntemine gidilmelidir deniyor. Elde edilen kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı açıkça belirtilmeli. Çocuklar bakımından onların anlayacağı terimler kullanılmalı, onların anlayacağı algı düzenine uygun bilgilendirilmeler yapılmalı. Aydınlatmadan farklı olarak bilgilendirilmenin kapsamı somut duruma göre değişebilecek açık rıza temininde. Örneğin yeterli korumanın bulunmadığı bir ülkeye çocukların verisinin aktarılması söz konusu. Diyelim ki bu bizim ülkemiz bakımından çokça söz konusu olan bir durum. Çünkü genelde ülkemizde sunulan sosyal medya uygulamaları, aplikasyonlar, internet hizmetleri yurt dışı kaynaklı. Dolayısıyla da temin edilen verilerin çoğunluğu, büyük bir oranı yurt dışına aktarılmakta. Bu noktada örneğin yeterli korumanın bulunmadığı bir ülkeye veri aktarılacaksa ve orada saklanacaksa bilgilendirme kapsamında bunun da karşı tarafa bildirilmesi gerekiyor. Çünkü eğer kişi, çocuk ya da onun yasal temsilcisi buna rıza göstermek istemiyorsa bunu bilerek, rıza gösterecekse de bunun sonucuna katlanarak rızasını gösterecek demektir. İlgili kişi çocuk olduğunda bilginin kolayca erişilebilir olması çok önemli. Evet, bilgilendirecek ama bu bilgiyi nasıl verecek? Kolayca erişilebiliyor mu? Fark edilebiliyor mu? Biraz önceki sunumda da söylendiği üzere yani çocuğa ya da yasal temsilcisine, onun adına rıza gösterecek yasal temsilcisine bilgiyi kolayca anlama, erişme hakkı sunulmuş mu? Bunlar da çok önemli. Son olarak özgür iradeyle açıklanması gerekiyor. Bu da çok tartışmalı. Üzerinde çokça durulması gereken bir konu. Açık rızanın hukuka uygun olarak temin edilebilmesi için özgür iradeyle verilmiş bir rızadan söz etmemiz gerekiyor. İrade beyanının, ilgili kişinin vereceği irade, sunacağı irade beyanının açık rızanın nasıl söyleyebilirim burada? Geçerli olabilmesi için tüm irade sakatlıklarından arınmış olarak sunulmuş olması gerekiyor. Bu konu çocuklar bakımından çok hassas. Nasıl aktarmam gerektiği konusunda ben de tereddüte düşüyorum ama çocuklar söz konusu olduğunda irade sakatlığının hangi durumda oluşabileceği ya da hangi durumda irade sakatlığından söz edilmeyeceği çok böyle hassas bir çizgi üzerinde maalesef. Açık rıza vermek literatürde, doktrinde kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olarak değerlendiriliyor. Bu konuda da tartışmalar var tabii ki. Bazı rıza temini yöntemleri bakımından aslında burada kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmaktan çıktığı, bir hukuki işlem gerçekleştirdiği çocukların, dolayısıyla burada aslında hukuki işlem ehliyetinin, fiili ehliyetinin söz konusu olabileceği gibi tartışmalar da var ama biz kişiye sıkı sıkıya bağlı hak olduğu genel kanaati üzerinden gidecek olursak, çocuğun kişisel verilerinin belirlenmesi, geleceğini belirleme hakkı var. Dolayısıyla dilediği zaman irade, açık rıza iradesini gösteren çocuğun açık rızasını geri alma hakkını bulunduğunu da bilmesi gerekiyor. GDPR'dan bir örnek vereceğim. Rızanın özgür iradeyle verilip verilmediğinin değerlendirilmesinde bir hizmetin sunulması da dahil olmak üzere gerekli olmayan kişisel verilerin işlenmesine izin verilmesinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Burada bağlantı yasağı denilen bir yasaktan bahsetmek istiyorum. Bağlantı yasağı, bizim kurul kararlarımıza da değineceğim biraz sonra, şunu söylüyor. Yani hizmetin sunumu tekel niteliğinde mi, birden çok işleme süreci, tek bir rıza talebine mi bağlanmış, taraflar arasında bir dengesizlik var mı? Bir taraf daha güçlü, diğer taraf daha güçsüz. Tıpkı işçi-işveren ilişkilerinde olduğu gibi diyebiliriz buna. Buna dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi varsa özgür iradenin burada daha hassas değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu 108 plus diyoruz kısaca ama 108 sayılı sözleşmenin güncellendiği dokümanda bir açıklayıcı rapor yayınlandı. Bu açıklayıcı raporda
doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir etki veya baskı, bu etki veya baskı ekonomik bir menfaat de olabilir, ekonomik olmayan bir menfaat de olabilir. Söz konusu ise ilgili kişinin gerçek bir seçeneğinin olmadığı ve rıza vermemesi halinde hizmetten yararlanamayacağı önyargısının bulunduğu durumlarda da rızanın özgürce verilmediği söyleniyor. Özellikle çocuklar bakımından açık rıza temininde işte oyun sitesinden bahsediyorsak bir oyundan işte coin, ücretsiz yüksek miktarda coinlerin teklif edilmesi, konser bileti ya da ücretli siteler bakımından belirli süre ücretsiz siteye üyelik teklif edilmesi gibi durumlarda ve işte rıza verilmemesi ya da açık rızanın geri çekilmesi durumunda bu faydanın sona ereceği algısının yaratılması çocuklar üzerinde açıkça bir baskı unsuru oluşturduğundan burada rızanın sakatlanması söz konusu olabiliyor. Rıza vermenin olumsuz sonuçları olacağı algısı her zaman rızanın sakatlanacağı anlamına da gelmeyebilir. Ülkemiz bakımından sadakat kart uygulaması adını aldı artık bu uygulama. Şöyle bir ayırt etme kriteri olabilir. Mesela GDPR şöyle söylüyor ve uygulayıcı dokümanları. Eğer size işte sadakat kart uygulaması gibi ya da bir internet sitesinden çocuğun işte oyun oynuyor diyelim ya da işte bir video izlediği bir siteden bahsedelim. Sunulan ekstra fayda çok fahiş bir fayda değilse, çocuğun gerçekten aklına çelebilecek ya da rıza verip vermeme konusunda onu çok tereddütte bırakacak bir fayda değilse işte bu bakımdan rızanın geçerli olduğu düşünülebilir diyor. Bizim kurul kararımız da bu yönde. Sadakat kart uygulamaları bakımından hizmetin ön şartı yapılması kabul edilebilir. Ama eğer aşırı bir fayda söz konusuysa bu noktada rızanın sakatlanmış olması söz konusudur deniliyor.